Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin moralleri yüksek ve PPL dersine hazırsınızdır. Çünkü bu videomuzda PPL yani hususi pilot lisansımızın birinci dersine başlıyoruz. Sıfırdan ATPL pilotluk eğitimi, PPL giriş videolarımızda uçuş eğitim müfredatının derslere başlamadan önceki giriş kısmını incelemiştik. Bu videoları izlemeyenler var ise lütfen aşağıda ve yukarıdaki linklerden yararlanabilirler. Bazılarınız hemen uçuş dersine geçeceğimizi düşünüyor. Lakin bazı videolarımda bahsettiğim gibi uçuş eğitiminin olmazsa olmazı yer eğitimleridir. Şöyle düşünün. İlk gün okula geldiniz ve direkt sizi uçağa bindiriyorlar. Öyle okullar var mı? Maalesef özellikle yurt dışında daha çok var. Yurt içinde var mı diye sorarsanız bir iki okulda bir iki uçuş öğretmeninin briefinglere çok önem vermediğini tecrübeli arkadaşlardan duyduk. Bu yüzden yurt içinde de okul tercihi yaparken dikkat etmek gerekir. Hatta kendinizi PPL'den sonra ciddi bir şekilde geliştirebileceğiniz PIC uçuşlarınızda yanınıza havacılık tecrübesi sadece PPL'den ibaret olan bir güvenlik pilotu ya da gözlemci veren kurumlar var. Yani siz düşünün, acil bir durum olduğunda o anki duruma belki siz o kişiden daha iyi müdahale edebilirsiniz. Bu durumda o kişi yanınızda olmasa da olur değil mi? Bu konularda rehberiniz Captain John'a danışabilirsiniz. Hadi dersimize başlayalım. Şimdi ekranda gördüğünüz birinci dersimiz tabii ki öncelikle yerde alacağımız birinci eğitim Familiarization with the Airplane. Evet, uçağa aşina olma, uçağı tanıma dersi. Öngörülen eğitim süresi 4 saat. Bu yer eğitiminin başlıklarına bakalım. Evet, birinci başlığı Characteristics of the Airplane, yani uçağın özellikleri, karakteristikleri, Layout of the Cockpit, a Cockpit, kokpit düzeni ve genel olarak kokpiti tanıma, Systems of the Airplane, uçağın sistemleri, Checklist Practices Controls, yani kontrol listeleri, uygulamalar ve kumandalar. Açıklamada ise, evet burası çok önemli, bu görev uçakta yapılmalı diyor. Yani bu dersin mümkün oldukça uçağın içinde ve etrafında yapılması gerektiğini belirtiyor. Burada pilot adayının uçak bilgisi ölçülmeli diyor ve POH, hava aracı, el kitabını ve uçak dokümanlarını incelemedir diyor. Evet, burada kokpit düzenine, bagaj bölümüne, yakıt ve yağ kontrolü yapılacak yerlere aşina olmalıdır diyor. Yakıt ve yağ kontrolü için Cessna 150 ve 152 videolarımı izleyebilirsiniz. Bir sonraki paragrafta uçuş öğretmeni uçağın temizliği için gerekli materyalleri tanıtır. Pilot cover ve benzeri malzemelerin nerede saklanacağını gösterir. Checklistlerin ve kumandaların tanıtımı ve uygulamaları yapılır. Ekipmanları açma kapama pratiği yapılır. Aletlere aşina olunur ve kokpite alışmaya çalışılır diyor. Müfredatın tanımını yaptığım videolarda bu görevlerin burada taslak halinde olduğundan bahsetmiştim. Bunun içerisini doldurmak tabii ki biz öğretmenlere düşer. Müfredat videolarımı aşağıda ve yukarıdaki linklerde bulabilirsiniz. Şimdi bu taslağı açalım. Öncelikle Characteristics of the Airplane ile başlayalım. Az önce açıklamada gördük. Pilot adayı Pilot's Operating Handbook, yani POH'e aşina olmalıdır şeklinde belirtiyor. Uçağın özelliklerini POH'te bulabiliyorsunuz. Hava aracı el kitabında ekranda gördüğünüz gibi önce performans özellikleriyle başlar. Uçağın limitleri, motor, ağırlık ve denge, acil durumlar, performans, sistemler, bakım ile devam eder. Kısacası aradığınız her şey POH pilot el kitabında vardır. Uçağınızı çok iyi tanımak istiyorsanız POH size yeterlidir. Daha detaylı bilgi için POH videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Devam edelim. Eğitim uçağımızın genel özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki, lakin eğitim uçağımız hangisi? Evet, bildiğiniz üzere Macaristan ve benzeri ülkelerde en sık kullanılan eğitim uçağı Cessna 150 ve 152'dir.
ve bu uçakların genel özellikleri ve daha fazlasını içeren 2 adet video kanalında mevcut. Macaristan'a benzeri ülkeler ve Türkiye'de en çok kullanılan diğer eğitim uçaklarının genel özelliklerinden de bahsedeceğiz. Bu eğitim uçakları Cessna 172, Tecnam P-22 JF ve Diamond 20'dir. Tecnam P-22 JF ile ilgili videolarım da kanalımda mevcut. Paylaştığım linklerden ulaşabilirsiniz. Eğitimimizde Cessna 172 uçağının özelliklerinden kısaca bahsedeceğiz. Çünkü izleyicilerimizin birçoğunun eğitim uçağı farklı olabilir. Bu yüzden onları sıkmayalım. Fakat eğitim uçağınız Cessna 172 olmasa da hangi ayrıntılara dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Cessna 172 Skyhawk uçağının POH ile başlayalım. Characteristics of the airplane derken bize POH'in ilk sayfaları ve birinci bölümü General'dan bahsediyor. Ekranda gördüğünüz gibi POH'in ilk sayfalarında uçağın performans özelliklerini verir. Bu bilgiye Instagram paylaşımlarından aşina olanlarınız vardır. Bu özellikler içinde hız, ağırlık ve denge değerleri, iniş kalkış ağırlıkları ve performansı, motor, yakıt ve yağ hakkında bilgiler yer alır. Sonrasında içindekiler bölümünde General yazan kısmında ise ilk etapta ihtiyacımız olan genel bilgiler yer alır. Cessna 172 N modeli olarak geçen uçağın özelliklerinden bahsediyoruz. Bu arada Cessna 172'nin kendi içinde bazı farklı modelleri var. Fakat özellikle POH verileri olarak %90 birbirine benzerler. Size tüm bu POH'i anlatacağımı düşünmüyorsunuz değil mi? Aslında olabilir. Bu POH'i size tek tek anlatabilirim. Ama korkmayın, sizi sıkmayacağım. Zaten müfredata göre sırası geldikçe POH'ten yararlanacağız. İlk dersimizde ihtiyacımız olanlara ve genel olarak biraz fazlasına değinelim. Cessna 172 Skyhawk 3 tekerlekli iniş takımıyla donatılmış, yönlendirilebilir bir burun tekerleğine ve 2 ana tekerleğe sahip, tamamen metal, 4 koltuklu, üstten kanatlı ve tek motorlu bir uçaktır. Yönlendirilebilir burun tekerleği vurgusu önemlidir. Çünkü bazı eğitim uçaklarında burun tekerleği rudder pedallere bağlı değildir. Cessna 172 modelleri genellikle gündüz ve gece VFR yani görerek uçuş ekipmanlarıyla donatılmıştır ve IFR aletli uçuş ekipmanları da mevcut olabilir. Uçağın uçuş kumanda sistemi geleneksel aileron, ekranda gördüğünüz gibi, rudder, yine ekranda görüyorsunuz ve elevator kontrol yüzeylerinden oluşur. Flap sistemi elektrikle çalışır ve 10, 20 ve 30 derecelik pozisyona uzatılabilir. Tekrar 20, 10 şeklinde geriye toplarız. Biraz daha yakından aldığımızda 10 derece, 20 derece ve 30 derece şeklinde sizler için de bir pratik yapmış oluyoruz. POH'in ilk sayfalarında bizim temelde bilmemiz gereken özelliklerinden birkaçına bakalım. Devamını Cessna 172 POH detaylı anlatımda bulabilirsiniz. Evet, ekranda gördüğünüz üzere maksimum hızı deniz seviyesinde 125 knot. İrtifa değiştikçe bu değerler değişebiliyor. Service ceiling standart hava koşullarında çıkabileceği en yüksek irtifa 14.200 feet. Bu irtifa density altitude yani yoğunluk irtifası olarak hesaplanmalıdır. Takeoff performance pist üzerinde hızlanıp tekeri yerden kesmek için ihtiyacımız olan mesafe 805 feet, 245 metredir. 50 feet obstacle clearance gerekiyorsa 1440 feet yani 440 metreye ihtiyacımız vardır. Burada yine bir noktayı vurgulayalım. Lütfen birim dönüşümlerini öğreniniz. Örneğin feet metre, metre feet dönüşümleri gibi. Evet, landing performance doğru hızla ve doğru yerde teker koyduktan sonra güvenli bir şekilde durabilmek için
ihtiyacımız olan mesafe 520 feet 160 metredir. 50 feet obstacle clearance'da ise 1250 feet yani 381 metre mesafe gereklidir. Bu mesafeler uçağın o anki ağırlığı, hava koşulları, pistin durumu gibi birçok etkene göre değişiklik gösterebilir. Burada bahsettiklerimiz standart olanlarıdır. Stall speed, CAS, calibrated airspeed, flaps up power off, flapler ve güç kapalı iken kalibre edilmiş hava hızı 50 knots ile stola girer. Maksimum iniş ve kalkış ağırlığı 2300 pounds yani 1044 kilogram. Fuel capacity total yani toplam yakıt hacmi, standart tanklar var ise 43 galon. 43 galon kaç litre yapar? Evet, cevapları duyuyor gibiyim. 162 litre. İki tank olduğu için her biri 21,5 galon ya da 81 litre alıyor şeklinde düşünebiliriz. Oil capacity, yağ kapasitesi 6 quarters yani evet orada oil dipstick dediğimiz çubuğa baktığımız zaman 6 gösterdiğinde bu en full'ü oluyor. Cessna 150, 152 ve 172 hatta diğer birçok hafif uçak marka ve tiplerinde bu özellik aynıdır. Bu bölümü özet olarak baktık. Sonrasında POH'ten uçağın ölçülerine bakalım. Ölçüler genellikle feet cinsinden verilir. Bu yüzden her zaman belirttiğim gibi birim dönüşümlerini lütfen öğreniniz. Ben size yardımcı olması açısından metre cinsine yuvarlayarak dönüştürdüm. Evet, uçağın uzunluğu spinner dediğimiz pervanenin önündeki kapağın en ucundan kuyruk kısmının en arka uç kısmına kadar ölçülür. Bu da 26.11 feet yani 8 metre civarındadır. Yüksekliği yerden başlayarak uçağın en yüksek noktası baz alınarak ölçülür. Kuyruk kısmında radarın üstündeki beacon ışığının ucuna kadar ölçülen yükseklik 8.9 feet yani 2.5 metre civarındadır. Yatay kuyruk genişliği 11.4 feet 3.5 metre civarındadır. Kanat genişliği 36 feet 11 metre. Sağ ve sol ana tekerleklerin arasındaki genişlik 8.4 feet 2.5 metre civarındadır. Biliyorsunuz bu ölçü iniş yapacağımız pist için çok önemlidir. Evet, devamında motora bir göz atalım. Motorun markası Alco Lycoming model O320H2AD. Evet, bu motorumuz tek motorlu, normal emişli, doğrudan tahrikli, direct drive, hava soğutmalı, yatay olarak karşılıklı, karbüratör donanımlı, 4 silindirli 320 kubik inç bir motora sahiptir. Bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Yani uçağınız hakkında her şeyi bilmek zorundasınız. Evet, yani araba kullanırken belki her şeyi bilmiyorsunuz ama bu uçak ve pilot olacaksınız. O yüzden de her şeyi bilmek zorundasınız. Evet, buraya kadar özet bilgiler yeterli. Genel olarak hangi bilgilere bakmamız gerektiğini öğrendiğimizi düşünüyorum. Bu bilgilere göre siz de kendi uçağınızın POH'ine bakarak öğrenmeye başlayabilirsiniz. Cessna 172 POH videolarımda bu uçağın tüm özelliklerini detaylı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca pilotluk eğitim videolarımızda sırası geldikçe POH'ten yararlanacağız. Cessna 150-152, Tecnam P2GF ve Diamond 20'yi diğer videolarımda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Uçağı tanıma, yer eğitiminin ikinci maddesi olan kokpiti tanıma bölümüne geçelim. Birçok eğitim uçağının kokpiti birbirine benzer. Arabalar gibi düşünün. Aracın A noktasından B noktasına gitmesi için bazı gerekli göstergeler, düğmeler ve aletler olması gerekir. Bazısında fazlası olabilir fakat lakin temelde gerekli olanlar hepsinde mevcuttur ve aynı işlevi görürler. Bu yüzden Cessna 172 kokpiti tanırken kendi eğitim uçağınızı tanıyormuş gibi konsantre olabilirsiniz. Çünkü
kendi eğitim uçağınızda muhtemelen aynı aletlerin ya da göstergelerin yerleri değişkenlik gösterebilir ya da daha az alet olabilir ya da daha fazlası da olabilir. Fakat birçoğu aynı olacağı kesin. Bazı uçaklarda ise full glass kokpit, yani tamamen dijital aletli olan kokpitler olabilir. O tip kokpitlerde aletler ekranların içine gömülmüştür. Full glass kokpitlerin içeriklerini Garmin G500 ve Garmin G1000, G500, G1000 videolarımda bulabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi POH'te kokpitin bir resmi mevcuttur. Bu resimde tüm aletler, gösterge ve düğmelerin yerlerini görebilirsiniz. Tek tek isimlerine de bakabilirsiniz. Bu sayfayı inceleyerek kokpiti tanıyabilirsiniz. Size kokpiti tanıtırken tabii ki de bu sayfayı kullanmayacağım. Bilgisayardaki uçuş simülatörü programından sizlere renkli ve capcanlı olan Cessna 172 kokpiti tanıtacağım. Ayrıca işlevleri uygulamalı göstereceğimizden dolayı uçuş simülatörü bayağı bir işimize yarayacak. Evet, kokpite öncelikle şöyle profilden bakalım ve bölge bölge ayırdıktan sonra tanıyalım. Ekranda gördüğünüz gibi ayırma yaptım. Tüm aletleri, düğmeleri, kumandaları ve göstergeleri, işlevlerine göre birbirleriyle bağlantı olanları mümkün oldukça aynı grupta toplamaya çalıştım. Şimdi birinci bölgeden başlayalım. Birinci bölge, her hava aracında bulunması gereken Flight Instruments, uçuş aletleri diye adlandırdığımız 6 alet bu bölümde yer alıyor. Esprili olarak vücutta karın için kullanılan six-pack adı ile anılan bu 6 aleti tanıyalım. Solüs'ten başlayalım. ASI, Airspeed Indicator, hava hızı göstergesi. Sağında Attitude Indicator, durum cayrosu. Onun da sağında Altimeter, altimetre, irtifa göstergesi. Aşağısında VSI, Vertical Speed Indicator, variometre. İngilizce'de variometer da deniliyor. Solunda HI, Heading Indicator, istikamet, yön göstergesi. İngilizce'deki diğer isimleri Autogyro, Directional Gyro ve Sixpack'in 6. elemanı ise Sleep Skid Indicator and Turn Coordinator, uçağın kayma, savrulma ve dönüş göstergesidir. Birinci bölge Flight Instruments, Sixpack'i tanımış olduk. Artık vücut geliştirme konusunda sizin motivasyonunuzu yükseltmiş olduğumu düşünüyorum. İkinci bölgeye geçelim. Bu bölgede navigasyon aletleri var. Garmin cihazları, audio ve navigasyon kontrol paneli, communication yani radio intercom, transponder ve otopilot'ı tanıyacağız. En üstte bir adet CDI, course deviation indicator var. Bunun içinde GPS, VOR localizer ve glide slope bulunmaktadır. Hemen aşağısında bir CDI daha var. Bunun içinde sadece VOR ve localizer mevcut. Onun aşağısında ADF Bearing Indicator aleti var. Bu aletler diğer uçaklarda farklı görünebilir. Lakin mantığını öğrendiğiniz zaman hepsinin aynı olduğunu anlayacaksınız. Bu uçakta Garmin 530 ve 430 yardımcı panel yüklü olduğundan dolayı VOR ve ILS frekansları bu panellerden giriliyor. Bazı uçaklarda ekranda gördüğünüz daha eski aletler olabilir. Tek fark daha yeni ya da eski olmasıdır. Aynı frekansı hepsine girebilirsiniz. Birazdan tekrar değineceğim. Devam edelim. Garmin 530'da COM Communication 1 ve NAV Navigation 1, GPS ile rota ve yaklaşma planı, hız verileri gibi birçok faydalı bilgi ve işlevi bulabilirsiniz. Aşağısındaki Garmin 430 ise yukarıdakine ek ve yardımcı olarak yüklenmiştir. Yazıları okuduğunuz üzere COM 2 ve VLOG 2 bulunmaktadır. Bunlar iletişimde ve navigasyonda ikincil, yani bir sonraki bağlanacağımız frekansları hazır bekletebileceğimizi gösterir. Hem yardımcı hem de önlem olarak önemlidir. Örneğin COM 1 bozuldu.
Komiki'den devam edebilirsiniz. Aletler videolarımda alet kullanımını daha detaylı inceleyebilirsiniz. Sağ üst taraftaki ADF Receiver panele bakalım. ADF Indicator için MDB frekansı girdiğimiz panel burasıdır. Devam edelim. Yukarıdaki panele göz atalım. Burada gördüğünüz gibi COM1 ve COM2, NAV1 ve NAV2, ADF1 ve 2 şeklinde tercihlerinizi yapıyorsunuz. Hangi frekans kullanmak istiyorsanız o tuşa basıyorsunuz. Pilot ve yolcu ses ayarlarını ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. COM bildiğiniz üzere communication yani radyo kullanımı için gerekli olan düğmeleri gösteriyor. Henüz navigasyon dersine gelmediğimiz için uzun bir süre bu panelde tek kullanacağımız özellik COM1 ve COM2 olacaktır. Şimdi radyo frekansı girmeyi kısaca gösterelim. COM1'de iki frekans girebiliriz. Birisi standby, beklemede, diğeri ise aktiftir. Cihazın sol alt köşesinde iç içe girmiş iki düğme vardır. Bu düğmelerin büyük olanı ile büyük frekans ayarlanır. Küçük olan ile ise noktadan sonraki küçük frekans ayarlanır. COM2 tamamen aynı şekilde işlev görür. Aktif frekans üstte, standby alttadır. Büyük düğme ile büyük frekans, küçük düğme ile küçük frekans ayarlanır. Garmin'lerin birçok serisinde çalışma prensibi çok benzerdir. Bu videoyu izledikten sonra birçok Garmin ve benzeri aletlerin kullanımı ve prensiplerini kavramaya başlayacaksınız. Eski tip aletlerde bile çalışma sistemi hemen hemen aynıdır. Birazdan bir örneğine bakacağız. Şimdi Garmin üzerinde bir deneme yapalım. Şu an frekansta 121.900 ve 119.950 görünüyor. Biz Adana yaklaşmaya gireceğiz. Bu da İncirlik yaklaşma oluyor. Frekansı ise 126.500. Önce büyük düğmeden sol taraftaki rakamları giriyoruz. Sonra da küçük düğmeden noktanın sağ tarafındaki rakamları girdikten sonra bu frekansı aktif hale getireceğiz. 126.500 frekansını aradıktan sonra yukarıdaki ile değiştirelim. İndikten sonra bağlanacağımız Adana Kule'de standby kalsın. Frekansı 121.100. Hali hazırda 121 sol tarafta olduğu için sadece sağ taraftaki rakamları küçük düğme ile ayarlıyoruz. Ayarlama yaptığımız frekans her zaman beklemede olandır. Çünkü diğeri aktiftir ve kullanıyor olabiliriz. İkinci frekansı ayarlarız ve hazır olduğumuzda aktif hale getirmek için değiştirmek çok kolaydır. Ekranın sol üst tarafında üzerinde aşağıya yukarıya doğru ok olan düğmeye basmanız yeterlidir. Şu an yaptığımız gibi. Aşağıdaki ek panelde aynı şekilde çalışır. Burayı da göstermiş olalım. Düğmeler aynı prensiple çalışıyor. Büyük olan düğme, küçük olan düğme ve frekans değiştirme. Gayet basit bir şekilde kullanabileceksiniz. Son olarak kısaca değinmeden geçmeyeyim. Navigasyonu ayarlamak için push yazan yere basabilirsiniz. Böylelikle navigasyon frekansı aynı şekilde ayarlamaya başlanır. Düğmeler aynı şekilde işlemeye devam eder. Biraz sizin için karıştıralım. Büyük düğme büyük frekansı, küçük düğme küçük frekansı. Frekans değiştirmeyi bu defa V yazan yerden yaparız. Aynen bu şekilde. Aşağıdaki panelde aynısı geçerli. Görelim. Büyük düğme, küçük düğme, frekans değiştirme ve COM NAV arası gidip gelmek için yine push'a basarız. Sanırım bu kadar yeterli. Daha detaylı kullanımı için aletler videolarımı izleyebilirsiniz. Özellikle hafif uçakların içindeki panellerin %90'ı benzer şekilde çalışır. Bu yüzden mantığını kavradıktan sonra her tür panel size kolay gelecektir. Bu konuda ve pilotajla ilgili her konuda Captain John'a güvenebilirsiniz. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız ve yorumlarınızı da esirgemeyiniz.
Evet, bu panellerin hemen aşağısında Standby 7000 yazan panel transponder aletidir. Bu cihaz basit tabir ile radarda görünmenizi sağlayan cihazdır. Transponder bazen XBDR, XBNDR, TBDR veya TP olarak kısaltılır. Bir radyo frekansı sorgusu aldığında yanıt üreten elektronik bir cihazdır. Hava taşıtlarının hava trafik kontrol radarında tanımlanmasına yardımcı olmak için transponderlar vardır. Cross country yani seyir sefer navigasyon uçuşlarında bizim için atanmış kodu cihaza gireriz. Bu da SCOP kodu. Radarda bu kod ile hem uçağımız hem de uçuşumuz ile ilgili bazı bilgilerimiz görünür hale gelir. Ekranda bir kulenin uçakları nasıl izlediğini görebilirsiniz. Bu uçakların üzerindeki bilgileri görmeleri için transponder cihazına SCOP kodu girilir. Dikkat ederseniz bazı uçakların tüm bilgileri görünmüyor. Bu konudaki kodların türü ve radar görünümleriyle ilgili detaylı bilgiyi aletler videolarını oynatma listesinde transponder ve SCOP kodları videolarımda bulabilirsiniz. Cross country navigasyon uçuşuna kadar eğer sadece meydan etrafında bir yerde çalışma yapacak isek bu cihazda 7000 kodu girilir. Bu kod Avrupa için geçerlidir. Örneğin Amerika için 1200'dür. Eğer başka kod atanmadı ise 7000 VFR yani görerek uçuş kodu transponder'a girilir. Standby olarak 7000'de kalması bizim için uygundur. Bu cihazı kullanmak çok kolaydır. Hiçbir şey yapmadan direkt rakamları girersiniz. Örneğin Amerika için VFR kodu olan 1200'ü girelim. 1200'ü sadece rakam tuşlarını kullanarak girdik. Ya da radyo çalışmaması durumunda acil durum SCOP kodu 7600'ü girelim. İşte bu kadar basit. Tekrar 7000'e dönüş yapalım. Zaten 7 ve 0'a bastığımız zaman yetiyor. Diğer 2 sıfır orada mevcuttu. Ekranda yanıp sönen R harfi transponder'ın sinyallerine karşılık verdiği yani işlev görüyor anlamına gelir. Üzerindeki alt, altitude, standby ve ident fonksiyonlarının açıklamalarını cross country navigasyon uçuşları ve aletler videolarımızda bulabilirsiniz. Hemen altındaki autopilot control unit, otopilot kontrol ünitesi bu cihaz türü kullanımı en basit otopilotlardan birisidir. Otomatik pilot deyince bildiğiniz üzere uçağı kendisi kullanır. Lakin hafif uçakların birçoğunda buna benzer otopilot sistemleri mevcuttur. Birçok ayarı kendisi yapar ve o şekilde tutar. Lakin özellikle güç ayarı sizde olur. Gazı siz kendiniz ayarlarsınız. Otopilotun işlevleri şu şekildedir. Ekranda gördüğünüz gibi heading gideceğimiz istikameti, nav navigasyon yani VOR, ADF gibi navigasyon rotalarını tutar. Yanındaki APR, approach, yaklaşma. Bunlar GPS üzerinden ayarlanır. Rev, reverse sensing. Alt, altitude, irtifa. Ve son olarak tırmanma ya da alçalma için VS, vertical speed. Dikey hız ayarlarını otopilota girerek bu ayarların korunmasını sağlamak ya da uçağı buradan kumanda etmek için bu cihazı kullanırız. Otopilot detaylı kullanımını cross country navigasyon uçuşları ve aletler videolarımda bulabilirsiniz. Dilerseniz eski tip aletleri de kısaca inceleyelim. Çünkü özellikle yurt dışında birçok uçuş okulunda bu tip aletler mevcut. Benim videolarımda da görmüş olabilirsiniz. Çünkü Macaristan genelindeki birçok uçakta bu tip aletlerle karşılaşırsınız. Tabii Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde. Bildiğiniz üzere eğitim fiyatı Türkiye'ye kıyasla daha uygun olunca tabii ki tüm uçaklarda Garmin olmuyor. Fakat aynı okulda hem Garmin'li hem de eski tip aletli olan uçaklar mevcut olabiliyor. O halde ben Garmin'liyi seçerim diyeceksiniz ama öyle bir şansınız maalesef olmuyor. Bu yüzden artık şansınıza hangisi denk gelirse. Eski tip kokpit ekranda gördüğünüz gibi COM 1 ve NAV 1, COM 2 ve NAV 2 şeklinde. Üzerlerindeki düğmeler yine
bir büyük ve bir küçük şeklindedir. Aktif ve beklemedeki frekanslar alt alta değil de yan yanadır. Gördüğünüz gibi aynı hemen hemen. Bu frekanslar arasında geçiş yapmak için Garmin'de olduğu gibi çift taraflı oku kullanırız. Evet, beyaz çift taraflı okları kullanırız. ADF receiver panelde iki düğme vardır. Fakat frekanslar 3 basamaklı olduğu için 3 ayrı ayar yapılır. Bu durumda 3. frekansı düğmeyi kendinize doğru çekerek ayarlarsınız. Bu panelde de gördüğünüz gibi soldaki aktif, sağdaki ise standby frekanstır. En aşağıda transponder bulunuyor. Fark ettiyseniz aletlerin yerleri tamamen aynı. Pilotlar için büyük bir kolaylık ve alışkanlık oluyor. Tabii ki derme çatma dizayn edilmiş kokpitlere maalesef karşılaşabiliyorsunuz. Bu transponder bayağı eski bir model fakat işlevi aynı ve kullanımı da çok benziyor. Rakamların altında gördüğünüz düğmeleri çevirmeniz yeterli oluyor. Yani aletler bu şekilde gördüğünüz gibi. Ama yeni aletlerden daha çok kolay gibi görünüyor bu transponder. Son olarak en üstte radyo kontrol panelimiz var. Bu alet modern olan ile yine hemen hemen aynı gibi görünüyor. COM 1 ve COM 2, NAV 1 ve NAV 2 ve ADF düğmesi de sağ tarafta kalıyor. Detaylı kullanımını diğer videolarımda bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çalışma prensipleri hemen hemen aynı değil mi? Başta söylediğim gibi birini öğrendiğinizde diğerini kullanmak ya da alışmak çok zor olmayacaktır. Garmin'li ya da Old Style kokpitte sormak istediğiniz yerler olursa lütfen videoyu duraklatıp ekran resmi alınız ve videonun altına yorum yaparak ya da Instagram üzerinden bana ulaşıp sorularınızı rahatlıkla sorabilirsiniz. Bu bölümü de bitirdikten sonra bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Sizi saatlerce ekran başında tutmamak adına PPL derslerimizin videolarını en fazla 20-30 dakika civarında ayarlamaya çalışıyorum. Ayrıca onlarca yeni bilgiyi bir anda anlamaya ve kavramaya çalışmak kolay olmayabilir. Hatta 20-30 dakikalık ders videolarım için şu tavsiyeleri verebilirim. 2-3 parçaya bölerek ayrı ayrı zamanlarda izleyiniz, ara sıra durdurup notlarınızı alınız ve aynı bölümü birkaç defa tekrar ediniz. Emin olun her izlediğinizde kafanızda daha çok oturacak ve öğrendiğinizi gördükçe daha çok keyif alacaksınız. Bu tavsiyeleri pedagojiden anlayan ve beynin çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olan bir iş öğretmeninin verdiğini unutmayınız. Umarım sizler için çok verimli ve aynı zamanda keyifli bir video olmuştur. Ders içinde tam olarak kavrayamadığınız konular ya da noktalar var ise lütfen yorum kısmına her türlü soruyu ve geri bildirimi yazmaktan çekinmeyiniz. Destek için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. A cockpit is the best office in the world. Captain John, sağlıcakla ve emniyette kalın.